Herkese merhabalar. Ben Neşe. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere avokadolu humus yapacağım. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım. Sonrasında bu lezzetli mezemizi yapmaya başlayalım. 1 adet avokado olgun ve yumuşak olması gerekiyor. 1 su bardağı kabukları soyulmuş nohut. Aynı zamanda yarım limon ve 3 yemek kaşığına yakın tahin. 1 diş sarımsak, kimyon çok az. Ve aynı zamanda yine çok az karabiber ve tuz, damak tadınıza göre. Bir de zeytinyağı koyacağım. Normalde çok zeytinyağı koyanlar var. Ama avokadomuz yağlı, aynı zamanda tahin kullanacağımız için bir tatlı kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Robotumu yanıma aldım. Hemen içerisine bir diş sarımsak ve bir su bardağı nohutu koyuyorum. Aynı zamanda limon suyumu ekleyeceğim. Bayağı sıktım. İhtiyaç duyarsam tekrar koyarım. Ve şimdi bunu püre haline getireceğim. Tekrar su koyacağım. Pardon, su diyorum. Limon suyu. Hatta şöyle yapalım. 2 yemek kaşığı nohut suyu vardı. İçerisine koyalım. Ve tekrar robotumu açıyorum. Ve bu kadar yeterli. Şimdi içerisine tahinimizi ekleyeceğiz. Bir de avokadomuz vardı. Şöyle parçalar halinde koyayım. Ve şimdi tekrar robotumu çalıştırıyorum. Ve bu kadar yeterli. Hemen içerisine zeytinyağını ve baharatlandırmasını koyacağız. Gördüğünüz gibi aslında baya yeşil ama ışıktan dolayı çok fazla yeşil görünmüyor. İçerisine zeytinyağımı da koyacağım. Ve kimyonumu, bu kadar yeterli. Karabiber. Siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz aslında. Hatta koyduklarımın hepsini de koymadım içerisine. Bir de tuz. Yine aynı zamanda yemeklerle beraber tüketeceğiniz için humusu çok fazla tuzlu yapmanıza gerek yok. Böyle güzel bir meze oldu. Hemen tekrar robottan geçiriyorum. Sonra servise geçeceğiz. Hemen servisi hazırlıyorum. Üzerine de zeytinyağı dökeceğiz. Avokadolu humus servise hazır. Üzerine de zeytinyağı ve pul biber döktüm. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Avokadolu humusumu yaptım. Yaparken robotta kaşıkla birazcık vardı ve ben de hani tadına bakayım dedim ama son 2 senedir avokadoya bir alerjim var. Tahin var içerisinde dedim, nohut var, belki hani bir tepkime olmaz diye ama bayağı ağrım olduğu için alerji ilacımı aldım. Astım ve alerji hastası olduğum için her sene değişik alerji piyasaya çıkıyor. İşte bir meyveye çıkıyor, bir sebzeye çıkıyor. Bilmiyorum, çok değişik. Umarım kimse böyle bir hastalığa yakalanmaz. Ama tadı gerçekten çok güzel. Eşim çok çok severek tüketiyor. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Alerjisi var olan ya da bilmiyorsa çok az tüketsin öncelikle. Eğer ki ağrı olmasa zaten alerjisi yok demektir. Umarım bu videom açıklayıcı olmuştur sizlere ve beğenmişsinizdir. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdi hoşça kalın.